Biz bu işi biliyoruz. Aracımız Mercedes E250. CG motor aracımızın montajı tamamlandı. Ürünümüz Prince VSA 2 DI. Artık lüks araçlarda LPG. Biliyoruz Soner. Artık takamadığımız araç kalmadı gibi bir şey. Daha keyifli aslında. Bunlar şimdi normal araçlar artık alıştı elimiz. Çok pratik yapıyoruz. Şimdi bunlar biraz da bize zorluyor ya, daha çok hoşumuza gidiyor herhalde. Aynen öyle. Zoru seviyoruz. Arge yapmayı seviyoruz. Değişik arabaları yapmayı seviyoruz. 2012 model 100.000'de Mercedes E250 CG motor. Prince ürünümüz Prince VSA 2 DI. Bir yandan aracın performansını test edelim. Bir yandan da sohbet muhabbet edelim. Ne dersin Prince'le ilgili? Abi Prince'le ilgili artık denecek bir cümle kalmadı. Adamlar bu işi gerçekten yapıyorlar. Argeleri muhteşem. Şimdi de hatta testteyiz. Şu an bak adamın içini gıdıklayacak kadar arada, keyifli arada, yani. Bu arada bu araba hakikaten 200 beygir. Hiç. Bunun şüphemiz yok. Çok güzel gidiyor. Gidiş çok güzel. Tabii bunda şimdi bu gidişi sağlayabilecek bir enjektör var. Evet. Şimdi bu tepkimi sağlayacak bir üzerinde Prince'in Cayenne enjektörü var. Evet. Çok hızlı. Dünyanın en iyi enjektörü. En iyi enjektörü ve şu an arabanın istediği tepkimelerin hepsini verebiliyor. O yüzden zaten başarı oradan geliyor. Yazılım da güzel. Bu araçlarda riskimiz var mı? Ya şu ana kadar öyle bir risko yaşamadık. Yani böyle bir enteresan kronik arızaları. Motor bu riski, subap riski. Yok, hiç görmedim ben daha. Hatta bu yani bu tip motorlar 1.6'larda da aynı. 1.8'de de aynı. Aynı tip motorlar var. Herhangi bir ekstra bir durum görmedim bu araçlarda. Evet, bu arada gerçekten çok mükemmel. Şu anda gazdayız ya, yanlış olmasın. Araba benzinden çalışıyor, hemen gaza geçiyor zaten. Şu anda gazdayız, gerçekten mükemmel. Şöyle bir fark hissettim Soner, benzine göre. Daha kullanım tatlılığı var. Yani LPG ile daha yumuşak bir kullanım var. Kullanım rahatlığı var. Daha tatlı bu bir kullanım. Tatlı kullanım dediğimiz olay biliyorsunuz. Oluşuyor. Oktan farkı var ya. Evet. Şimdi bu 105 oktan olması arabada daha vuruntusuz çalışmaya sebep oluyor. Bravo. Biliyorsunuz. Evet. O mesela LPG kullanımında motor daha sarsıntısız oluyor. Evet. Oktan arttığı için araba erken alevlenmiyor. Yan modasındaki ateşleme erken alevlenmediği için de vuruntu oluşmuyor. Aynen öyle. Zaten o da insanlar bazen şaşırıyor ama bizde bazen bazı araçlarda bizde başımıza geliyor. Araba daha sakinleşiyor bir anda LPG'de. Yani Mercedes E250 CG motor. Kaç beygir? Bu mu? 204 beygir. 204 beygir. Bu 1.8, 1.6'lar gibi değil bu. Değil mi? 1.8, 204 beygir. Performans çok güzel. Bu bindiğimiz araç da kupe. Evet. İşte hem 4 kişi gibi ama aslında 2 kişilik bir araba. 40 çok net bir şekilde elde ederiz. Hatta %40'ın üzerinde olur şu sıralarda. Yine tabii LPG'nin fiyatı çok düşük. Uygun ya. Hatta dün birkaç yerde Avrupa yakasında daha çok uygun. Yani 2.87 var. Değil mi? Yani aynen öyle. Aynen öyle.
Şimdi montajımız arkadaşlar, tabii bu araçların biraz uzun sürebiliyor. Bir günü buldu montajı. Bir günü çok rahat buluyor. Tabii müşteri bir gün evvelden bırakmıştı. Evet. Sabah bitirdik ama manifold sökülmesi, uzatma atılması, biraz Mercedes motor, dolu motor. Evet. Biraz zahmet istiyor. Onları yapıldıktan sonra ama çok başarılı, keyifli bir montajı var. Çok güzel. Şunu fark ettim. Son zamanlarda devamlı lüks araç gelmeye başladı. Devamlı yeni nesil motorlar gelmeye başladı. EcoBoost motorlar, direkt enjeksiyonlu motorlar, CGI motorlar. Ne dersin bu konuda? İnsanlarımız artık yeni nesil araçları da LPG'yi sevdi herhalde, alıştılar. Ya tabii biz bu de bu, ben şöyle de diyebilirim burada. Bize de bir pay çıkartacağım. Bu videoların da birazcık bu ön yargıları kırdığına inanıyorum ben. Evet. Gerçekten insanlar, baksana abi uçuyor ya, tabii, bak şöyle. Tereddütsüz. Hop. İnsanlar şu an tereddütsüz LPG taktırabiliyor. Hatta şöyle oluyor, adam mesela Tucson için söyleyeyim, direkt getiriyor, LPG montajını yapıyor, sıfır. Bu arada bu araç yeni alınmış, yeni alındı, LPG'siz 3 gün dayanabilmiş zaten, 3 gün sonra LPG takmaya geldi. Hatta şöyle dedi, performansı kullanımda 20 litreyi buluyorum dedi. Dedi, ya evet. Bu ne demektir bu? Yani korkunç bir rakam yani. Evet, çok da agresif kullanan bir genç arkadaşımız, aracın sahibi. Normal kullanımlarda 12 litre, 13 litre yakan bir araç ama agresif kullanmaya da müsait bir araç bu arada. 200 beygiri. Pedalda hissedebilirsin her an. Ya tabii böyle arabayı da şimdi sakin kullanmak da biraz zor oluyor. Değil mi? İster istemez. Benim şu anda gıdıklıyor yani. Şu anda bas bas diyor bana. Hop. Vay be, müthiş. Evet, müthiş. Güzel güzel. Araba da güzel. Artık LPG Türkiye'nin vazgeçilmezi oldu. Şu anda etrafınızda görmüş olduğunuz araçların arkadaşlar %50'si, yani her iki araçtan bir tanesi LPG'li. Bunu unutmayın. Çok büyük bir oran. Dünyada ikinci sıradayız şu anda LPG kullanımı konusunda. Ön yargıların kırıldığını düşünüyorum. Ben de katılıyorum sana. Artık LPG'siz araç binmeyen müşteri portföyü oluştu. Yani ben diyor mutlaka LPG'li araç alırım. Zaten akşama kadar telefonlarımız durmuyor, susmuyor. Neyi soruyorlar? Şu aracı alacağım LPG olur mu? Şu aracı alacağım LPG olur mu? Bu konuda yardım ediyoruz elimizden geldiği kadar insanlara. Ama adamın tek kriteri şu, LPG olursa alacak arabayı. Olmazsa almayacak. Aynen öyle. Zaten şöyle bir durum oluyor. Bazı araçlar vardı LPG takılamıyordu. Mesela o araçların fiyatları düşüktü. LPG takılmaya başladıkça rakam da artıyor. Örnek Insignia 170 beygir. Aynen. CD çok yani. Düşüktü. Çok düşük ya. 80 binlerde gezen araba 100 bin lira şu an. Şu anda aynen öyle. Niye? Çünkü LPG takılmaya başlandı. LPG takılabiliyor. Bunlar da şimdi CG motorlar da çok tereddütlüydü. Hatta insanlar Mercedes alırken CG'yi herkes biliyordu artık. Evet. Takılmıyor diye biliyordu. Tabii, takılmıyor diye biliyordu. Şimdi artık hatta soruyorlar işte CG takılıyor mu diye. Mercedes C180 almayı düşünüyorum. Ne kadar artmış fiyatları ya? İnanılmaz artmış. Çok çok fiyatlar şu an. Yani CG'si de artmış, kompresör motoru da artmış. Fiyatlar müthiş şu anda. Çünkü artık LPG takılmaya müsait motorlar bunlar. Bu arada araba çok keyifli Soner. Yani düşünenlere ben tavsiye ederim. Çok hoş bir araba. E serisi C'lere göre daha klasman bir seri. İç dizaynı falan çok farklı yani. Daha keyifli. E serisi her zaman değişken Mercedes'te. Bende E'nin 4 kapılısı vardı. İşte yeni sattık şimdi. Daha alçak bir arabaydı buna göre. Performansı tabii o 156 beygirdi, daha düşüktü. Bunu gerçekten de 200 beygiri şu anda ben pedaldan hissedebiliyorum. Bak hop, müthiş. Yani müthiş gidiyor hakikaten de. 200 beygir çok keyifli olmuş. Bu araca yakışmış. Arkadaşlar hem yol testi yapıyoruz. Biz bu aracın ayarlarını az önce gerçekleştirdik. Yüklemesini yaptık, yol kontrollerini yaptık. Şimdi uzun yol testini yapıyoruz ve size merak ettiğiniz konularla ilgili bilgiler vermeye çalışıyoruz. LPG tanıtmaya çalışıyoruz. Ön yargılar varsa kırılmaya çalışılıyor şu anda. Soner, güvenlik konusunda bir ön yargı hala var mı sence? Ya bence tabii yine insanlarda şu korku var. Yani LPG patlar. Yani herkes için aklında ilk gelen şey, hani LPG sanki devamlı patlamaya hazır bir şeymiş gibi. Bombaymış gibi hissediyorlar. Hissediliyor. Aslında böyle bir durum yok. Ama yani, sıra sende değilse bir şey olmaz. Ya tabii ya, o da var. Ya bir de bu işte de şöyle durum var. Bütün kontroller, her şey yapılıyor zaten.
Evet. Onun haricinde bütün emniyet sistemleri var ve benzinden daha fazla bir emniyet kontrolü var bu noktada. Evet. O yüzden çok güvenli bir durum. Hatta bununla ilgili biliyorsun TRT iyi bir video çekti. Aynen. Çok müthiş bir deneme yaptı benzin tankı ile LPG tankı arasında. Ve karşılaştırma sonucunu LPG'nin daha güvenli olduğu ortaya çıktı. Ortaya çıktı ve çok muhteşem bir, hatta aynen, izlemeyenler varsa izleyebilirler. TRT'nin bununla ilgili çok büyük bir şey oldu. Prodüksiyonu oldu. Biliyorum ya, aslında LPG tabi insanda hala eski o işte TOFAŞ'lardan kalma, derme çarpma, evet, montajlardan kalma hala şeyler var ama onların hepsi geçti artık, öyle bir durum yok. Aynen. Her şey bir plan ve projeye göre düzgünce yapılıyor. Ve bence artık çok rahatlıkla hiç korkusuzca binilebilecek bir ortamdayız yani. Güven endişesi olmasın insanlarımızın ki şu anda binlerce, yüz binlerce araç LPG'li olarak devam ediyor, yoluna devam ediyor, kullanıyor. Herhangi bir sorun, sıkıntı yok. Kontroller hat safhada. TÜV-TÜRK muayene istasyonları çok detaylı inceliyor. Bizler yetkili servisler olarak makine mühendisi gözetiminde montajlarımızı yapıyoruz. Bizler de kontrol ediyoruz detaylı bir şekilde. Bu noktada güvenlik önlemleri hat safhada, herhangi bir endişeleri olmasınlar. Bakın şu anda bu aracımız ciddi bir değere sahip pahalı lüks araçlardan bir tanesi. Bu bile LPG taktırabiliyorsa artık orta segment tarafını hiç düşünmemek lazım. İşin sonuna gelmişiz demektir. Artık LPG'siz araç kalmayacak demektir bu anlamda. Ya tabii şimdi ülke ekonomisine de çok büyük faktörü var. Yani bu şimdi LPG sektöründeki istihdamı geçiyorum. Onun haricinde insanın kendi cebinden çıkacağı, harcayacağı para, biz biliyorsunuz dışa bağımlı bir ülkeyiz. Evet. Şimdi senin buradan her harcayacağın fazla bir yakıt dışarıya aktarılan bir para demek. Kesinlikle. O zaman hem ülke ekonomisi için hem kendi ekonominin için hem doğa için LPG'ye geçelim. Doğa tabii ki. Doğa da çok önemli. Aynen. Bugün arabayı kullanırken düşünsenize, ben doğayı kirletmiyorum demek bile bence muhteşem bir duygu. Kesinlikle öyle. Avrupa'da pek çok şehre şu anda dizel araçlar giremiyor. LPG araçlarının önceliği var. Niye? Onlar havayı seviyorlar. Doğalarını seviyorlar. Bizdeki gibi değil durum. Dolayısıyla pek çok Avrupa kentinin başkentinde özellikle yasaklar geldi şu anda. Dizel araçlar giremiyor. Giremiyor. LPG araçlarla ilgili belki ülkemizde de olur. Biliyorsunuz yurt dışında bandrolle ilgili onlarda avantajlar var. Teşvikler var. Teşvikler evet. Var. Bizde tabii olmadı ama yani belki inşallah olur bize de ilerleyen gerçi zamanlarda. Gerçi bizde olmasa da zaten LPG sektörü son sürat devam ediyor. Palazlanmaya devam ediyor. Aynen, artmaya doğru. Devam ediyor. Dolayısıyla bu böyle hızlı bir şekilde devam edecektir diye düşünüyorum. Özellikle yeni nesil araçlarda da sorun var. Yani LPG uyumu konusunda sorun pek yaşamadık. LPG doğru konusunda mu? Güzel araçlar şu an için yok. Hala hatta yani atmosferik motoru bile çıkmaya devam ediyor. Ben mesela Ford Focus 1.5'te direkt enjeksiyonunu bekliyordum. Mesela atmosferik çıkardılar. Yani normal bildiğimiz anda LPG uygun bir araç çıktı. Değil mi? Ha, aynen öyle. Hala Türkiye'de LPG uyumlu araç distribütörler temin etmeye çalışıyorlar. Evet. O yüzden şu an güzel, bizim için başarılı yani. Dolayısıyla yeni araç alacaklara da ben LPG'li almalarını veya daha sonra LPG takmalarını tavsiye ederim. Yeni araçların pek çoğunun şu anda otogaz sistemleri oluyor. Herhangi bir sorun, sıkıntımız yok. Araç çok keyifli olmuş, çok güzel olmuş. Bizim de aynı zamanda bir yol testi oldu bu. Yol kontrollerini yapmış olduk. Tabii bu aracın biz farklı yönlerden de kontrollerini yapıyoruz. Özellikle laptopla bazı parametreleri kontrol etmek zorundayız. Teslimattan önce yol kontrollerini bu şekilde yapıyoruz. Her şey normaldi herhalde, stabildi, teslim hazırdı değil mi araç? Hazırdı. Sadece dedik ki bir beraber hem bir sohbet olsun, hem bilgi olsun diye çıktık ekstra olarak. Son kontrol. Bu arada arabayı da şöyle basa bas kullanıyoruz ki bir benzin atma var mı, arabada bir gariplik var mı bunu görelim diye son kontrollerini bu şekilde yapmış oluyoruz. Yine bugün uzak illerden gelenler vardı. Ankara, Zonguldak vardı, Bursa vardı, Kocaeli vardı. İnsanlar arabalarını seviyorlar sonra. Seviyorlar, İstanbul oluyor. Hatta şöyle bir durum var. Sabah arabayı bırakıp İstanbul'u gezmek isteyenler var. Biraz evet. Turistik oluyor. Hem evet. İstanbul ziyareti oluyor, hem biz de montaj yaptırmak istiyorlar. O konuda çok güzel. Biz böyle devamını bekliyoruz bunların. Değil mi? Bizim için keyifli yani. Sağ olsunlar, teveccüh gösteriyorlar ama aracını seven geliyor. İnsanlarımız da aracına aşıklar bu arada. Tabii ülke olarak artık bize şeyden mi geliyor, eski atavrat silah mantığım vardır ama araba bizde çok ayrı. Şöyle bir randevu defterine baktığımda sonra 15 gün sonra, 20 gün sonra randevular görüyorum şu anda. Doğru.
Çünkü ona göre planlamış olanlar var. İşte İstanbul ziyaretlerine göre ayarlayanlar var. Ya da şöyle durum oluyor artık. İstanbul'dan araç alacaksa önce bizimle irtibata geçiyorlar. Değil mi? İşte noterden sonra bize geliniyor, montaj yapılıyor. Böyle bir enteresan bir randevu şeklimiz de oldu. Değil mi? Bu arada Candan Mühendis'in bir marka noktası var. Marka olma yolunda ilerliyor. Bugün mesela iki kişiyle tanıştık. Yeni araç almışlar. Candan Mühendis'in montajı. Şunu söylediler. Abi bizim için ilk kriter Candan Mühendis'in montajı olmasıydı. Çok etkiledi bizi. Candan Mühendis'in montajının olmasından dolayı da aracı aldık dediler. İşte hem tanışmak için hem kontrol için bize geldiler. Bizim için bir övüş meselesi. Aynen öyle. Güzel bir şey. Arabayı satarken ben de ne diyorum? Candan Mühendis'in montajı ise bu araç alınır. Ve arkadaşlar testimizin artık sonuna geldik. Aracımız Mercedes E250 CG motordu. Tek kapı kupe aracımız. Güzel bir araçtı. Bizim de heyecanla test ettiğimiz bir araç oldu. Ürünümüz Prince Viasa 2 Di oldu. %40 ve üzeri yakıt tasarrufu elde edeceği bir ürün. Motor sorunu yaşamayacak, subap sorunu yaşamayacak. En ufak bir olumsuzluk yaşamayacağı bir ürün oldu. Doğru bir tercih oldu. Soner ne dersin son olarak? Vallahi son olarak ne diyeceğiz? İnşallah müşterimiz sorunsuz bir şekilde %40 tasarrufunu elde ederek mutlu bir şekilde kullanır. Bizden memnun ayrılır. Bize bol bol müşteriler gönderileceğiz yani. İnşallah başka Mercedes araç sahiplerine de örnek olur bu video. Gerçekten olur. İsterim bu videoyu YouTube'a koyduğumuzda müşterinin altına yorum yaparsa, gerçek yorumu kendisi yaparsa daha iyi oluyor. Seviniriz. Sonuçta, tabii seviniriz çünkü sonuçta o kullanıcı, biz burada ürünü satıcı oluyoruz. Değil mi? O kullanıcı, onun yorumları bizim için daha önemli. Kesinlikle. 100 bin abonede sürprizlerimiz var. Perdeleri kaldıracağız artık, yüzümüzü de göstereceğiz 100 bin abonede. Ve ciddi sürprizler yapacağız. Neyse artık 100 bin için de biraz abone sayısı bekliyoruz. Abone yapalım. Abone olalım abone arkadaşlar, olalım. Destek olalım. 100 bin abonede ciddi sürprizlerimiz olacak. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar herkese esenlikler, herkese bol kazançlı sürüşler.